Herkese merhaba yeniden. Kanalıma hoş geldiniz. Yol anılarımı başladığım videolar serisinin ikinci videosundayız. İlkinde Bodrum'da başlayan bütün bu kamp ve yolculuk aşkımın temellerini anlatmıştım. Şimdi ise ikinci videodayız. İşte asıl yolculuk da şimdi başlıyor. Bu videomuzda benim KPSS sınavına işte o bir haftalık geziden sonra 9 ay bir KPSS sınavına çalıştım. Artık böyle beynim uyuştu, beynim yok oldu. Böyle kilolar aldım, göbekler falan. Böyle fotoğrafları zaten koyacağım. Sağ sola buraları bir yerlere koyacağım o günkü fotoğraflarımı. Böyle epey şiş koyum. Suratım artık böyle akmış, hafıza kaybı yaşıyorum. Böyle zamanlar geçirdim. Bunların üstüne artık bir tatili hak etmiştim. KPSS'nin ertesi günü, son sınavın ertesi günü işte ev arkadaşım Adanalı Furkan'la yola çıkacaktım. İki Furkan yola çıkacaktık. İşte çantamızı mantamızı hazırladık. Böyle çantamın altına işte cırcırt diktirdim böyle çadırı madırı asabilmek için. Çünkü çok küçük bir çantam vardı. İşte bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Böyle gittim kendime birkaç eksik ekipmanlarımı aldım. Şişme bir yastık falan bunları böyle ayarladım. Havlu mavlu böyle taşınabilir havlular ufacık şeyler. Onlardan aldım ve daha sonra hazırlandık. Ertesi sabah yine tabii ben böyle ilk yola çıkış heyecanım. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi böyle sabah hemen midem bozuldu heyecanlandığım için. Ankara'dayız tabii bu arada. Gazi Mahallesi'ndeyiz. Çıktık yola. Eskişehir yoluna kadar gittik. Oradan hedefimiz, ilk hedefimiz Kaş. Bütün plan şöyle başlıyor. Kaş'a kadar gideceğiz. İşte böyle Antalya'nın merkezine kadar geleceğiz. Böyle arada birkaç böyle görmek istediğimiz yer var. Onları gezeceğiz. Oradan da bir uçak bileti aldık biz bir ay önce 25 liraya. Antalya'dan Adana'ya. Oradan da Adana'ya Furkan'ın memleketine gideceğiz. Ben de oradan otostopla Ankara'ya geri döneceğim. Bütün mevzu bu. Neyse biz başladık yola otostop çekiyoruz falan. Arabalara biniyoruz. Sürekli abi merhaba işte adın ne falan. İşte merhaba ben de işte Mehmet atıyorum. Merhaba biz de Furkan falan yapıyor. Sahi falan böyle. Salak salak esprilerle yola başlamışız. Araçla değiştire 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 değiştire. Biz en son Antalya'ya kadar geldik. Antalya'nın yani tabii merkezinde değil böyle yaylı yolundan Fethiye yol ayrımı var. Böyle Kaş yol ayrımı var. İşte Google bize Elmalı üzerinden inince en yakın yeri gösteriyor. Biz tabii böyle o zaman pek bir yol tecrübemiz yok. İyi dedik yani Google diyorsa arabalar da oradan gidiyordur herhalde. Kaş'a gidenler böyle gelenler. Yani biz ne bilelim yani dışarıdan Kaş'a gelen giden pek fazla yok. Yani hep aşağılardan Fethiye'den, Metiye'den, Antalya merkezden ya da bir alt yaylı yolundan gidiyorlar. Neyse biz durduk böyle Arizona gibi bir bölgedeyiz. Yeni yeni böyle buğdaylar bitmiş. Onlar da böyle dedim gel ben fotoğraf çekelim. Araba geçmiyor çünkü. Neyse biz böyle otostop çekmeye çalışıyoruz. Bir iki tane araba geçiyor. En son bir tane teyze geldi yanımıza dedi ki siz de nereye gideceksiniz? İşte Kaş'a. Dedi buradan dedi pek araba geçmez. Ama dedi burada dedi zaten geçerseniz sıkıntılı. Bak şurada tepe var ya dedi. O tepenin bu fotoğrafta var şimdi. O tepenin de arkasında dedi bir göl gibi bir şey var. Gölet gibi. Baraj. Orada dedi geçenlerde işte bundan bir sene önce falan iki genç dedi böyle otostop çekiyorlardı dedi. İşte arabasını almışlar öldürüp oraya atmışlar dedi. Allah'ım biz böyle daha ilk tecrübemiz yani insan niye korkutulur bu kadar? Neyse bindik işte başka bir arabaya binelim dedik böyle. Dediler ki işte aşağıda bir yaylı yolu daha var orası daha kalabalık olur oraya gidin. Otostop çektik oraya kadar gittik. İşte böyle Kepezüstü denen bir yer var. Antalya'da bilenler bilir. Oraya kadar vardık. Otostopumuzu çektik. Bir 5 dakika sonra falan 10 dakika sonra bir tane amca durdu. Böyle yanında tontoş bir tane abla var kızı. Amca da böyle arkada sıva mıva malzemeleri var. Böyle tadilat, tamirat işleri falan yapan biriymiş. Böyle beyaz atletli, işte böyle yırtık pırtık böyle boyalı falan bir kotu var. Böyle tam böyle beyaz, yaylalı, yörük bir amca. Amca geldi yanımıza. Dedi siz dedi önce dedi arkaya binin dedi. İşte arka tarafa gideceğiz. Çünkü ön tarafta kızı oturuyor. İşte böyle bir minibüs. Beyaz böyle sucu arabaları var ya onun gibi. Arka taraf kapalı ama tabii. Geldi işte piknik sepetini açtı. Ondan sonra bardağına işte kadehini, rakıyı doldurdu, tazeledi. Geçti öne. Biz de arkada oturduk böyle gidiyoruz. Korkut Eli'ne gidiyormuş. Biz de Korkut Eli'ne kadar gideceğiz. Sonra Kavşak'tan Elmalı'dan ayrılacağız. Plan bu. Amca bir yandan içiyor, bir yandan müzikler falan. Biz Korkut Eli'ne kadar vardık. De otostop çekiyoruz, çekiyoruz. Kimse durmuyor artık böyle akşam olacak. Çünkü Ankara'dan geliyoruz. Tabii o zamanlar böyle bir yine bir 7'de 8'de falan batıyor güneş. Artık vazgeçtik yani gidemeyeceğiz herhalde. Ondan sonra biz şeye geçtik. Antalya'ya doğru gidelim. Bari Konyaaltı'nda kalalım dedim. Geçen seneden tecrübeliyim. Giderken de bir tane araştırdım. Biz böyle yabancıya benzetmiş herhalde. Çıktı böyle kafadan bir cam. Hello my friends, where are you going falan dedi. Nereye gidiyorsunuz diye sordu İngilizce. Dedik Antalya, dedi gelin. Biz sonra bunlar bizi yabancı sanıyor. Konuşuyorlar, konuşuyorlar falan. Şoför
Tabii daha sonra öğrendik bunu. Şoför Aydın'dan çıkıyor. Aydın'dan çıkarken o ön koltukta oturanı alıyor otostopçu. Antalya'ya gidiyor. O da askerlik arkadaşını görmeye gidiyormuş. Sonra bizim yanımızda bir çocuk daha var. Onu da Antalya'ya gelmeden yine başka bir yerden alıyorlar. En son bizi de oradan alıyorlar. Böyle adam toplaya toplaya herkesi götürüyor yani. Şimdi şoför diyor ki ya diyor şimdi bunlar diyor yabancı ya diyor. Ben şimdi bunları küfür etsem anlamazdım falan diyor. Bizim Furkan'ın da İngilizcesi çok iyi böyle. Benim çok iyi değil ama ben de konuşmuyorum pek yani. Neyse. Anlarız abi ya falan yaptık böyle. Bunlar şok falan kafayı yiyorlar. Gül gül. Biz o gün yine gidemedik. Kamp yapamadık. O çocuk dedi ki gelin dedi bizim arkadaşta kalacağım bu akşam. Bizde kalın. İyi dedik gittik buna. Ertesi gün biz tekrar Antalya'dan yola çıktık. Bu sefer sahil yolunda. Tın 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 tın. Kaş'a vardık biz. Bir şekilde vardık. Otostop çeke çeke 6-7 araç değiştirip Kaş'a vardık. İlk gideceğim bir yerde Kaputaş plajıydı. Kaputaş plajının o çok güzel sularına bir girdim. Allah'ım böyle 9 aylık o KPSS sitesi. Şimdi ben çalışırken de şöyle yapıyordum. 4 gün dershaneye gidiyorum. Tabii okulu bitirmiştim yani artık seneydi o sene. 4 gün dershaneye gidiyorum. 3 gün sabah 7 akşam 12 otellerde çalışıyorum. Bu şekilde ben 9 ay yaşadım. Ve günde yani boşluk olan bütün saatlerimde o gün 10 saate kadar varan ders çalışmalarım var. Ben 9 ayı planlamıştım. Günü günde KPSS çalışıyordum yani. İlla atanacağım yani. Ben böyle inat ettim mi yaparım yani. O bütün yorgunluğu böyle bıraktım. Kaputaş'ta, o denize, Kaş'a, Akdeniz'in. Bir de daha sular ısınmamış ha. Böyle Haziran falan yani. Haziran'ın başı ya da Mayıs'ın sonu. Ben dedim gideceğim. Allah belanı versin güzel dedim. Yapacak bir şey yok. Bir girdim. Buz gibi su. Bir de Akdeniz yani şeyde bir de o bölge çok da yani hızlı ısınmayan bir yer. Ben neyse yüzdüm böyle bir rahatlamışım böyle buz gibi sularda böyle çözülüyorum böyle resmen. Neyse o gece gittik Kaş'a. Kaş'ta kalacağız. Oradan zabıta ekiplerine otostop çektik. Bunlar da bizi götürdüler bıraktılar. Eski hastane bahçesi diye bir yer var. Şimdi kapatıldı. Eski böyle gezginler ya da kampçılar bilirler. Kaş'ta oraya kamp atılırdı. Böyle Antifellos, antik tiyatrosu var. Kaş merkezin birazcık sağ tarafında o yarımadaya bakan tarafında. Oraya gittik kamp atmaya. Selam veriyoruz. Sağda solda bir iki kampçı falan daha var. En son bir amcayı gördük. Böyle bir şey tellerden bir şey örüyor. Ne örüyorsun ne örüyorsun? İşte şey balık kafesi falan örüyormuş. Her sene çıkarmış böyle bir 3-4 ay. Hem o kafesleri yapıp satarmış, kazanırmış. Hem de böyle karavanıyla, karavanı var bir de çok güzel. Onunla da gezermiş böyle tontoş bir amca. Hanımı işte vefat etmiş. Daha sonra yola çıkmış. Neyse sonra iki oğlan daha geldi yanımıza. Onlar da işte liseden arkadaşlarmış. Üniversite okuyorlarmış. Gezmeye çıkmışlar arabalarıyla. Onlarla sohbeti başladık. İlerleyen saatlerde de bir çift geldi. Çiftten bir tanesi işte bunların ikisi Güney Amerikalı. Bir Avustralya'da. Biri de nerede çalışıyordu? Çin'de miydi? Öyle bir yerde çalışıyorlar. Bunlar bir yerde Asya'da denk geliyorlar, tanışıyorlar. Sonra ikisi de istifa ediyorlar. Oradan ta böyle Güneydoğu Asya'dan başlayıp geze geze Türkiye'ye kadar geliyorlar. Hedeflere bütün Avrupa'ya kadar gezmek. Kamp yapa yapa böyle en güzel yerleri geziyorlar. Ve işlerinden de istifa etmişler. Tabii bu hikayelere daha da ilk günden bünye alışık değil yani ne demek Avustralya'da çalışıyorsun işte orada dolarla paralar kazanıyorsun kız da aynı oğlan da aynı. Bunlar yola çıkıyorlar istifa ediyorlar dünyayı geziyorlar falan dedim ne oluyor biz nereye düştük? İşte amcanın hikayesi ayrı çocuklar zaten onlar standart bizim gibi. İlk gece böyle başladı ya dedik neler oluyor ya ne insanlar var ne hayatlar var. Sonra Kaş hikayesi bu şekilde başladı. İlk gün Kaş'ta kamp yapacakken yapamadık yani gittik evde kaldık. Bütçemiz de böyle 140-150 lira falan kişi başı. Çok az da paramız var. Furkan'la yolculuğumuz bu şekilde başladı. Tabii biz bu şeylerin üstüne ertesi günde işte Kaş'ı gezdik böyle merkezini falan gezdik. İlk günümüz böyle çok güzel yani çok ilk günümüz aslında olmaması gerekirdi ama demek ki biz onlara denk gelemedik. Mesela o çift ertesi gün mesela o çocuklar ikisi de ayrıldılar. Çift işte çocukların gideceği yere gidiyordu. Onların arabasına sıkıştırdık bunları yabancılara. Yolladık bunlarla. Yani biz bir gün önce yola çıksaydık belki de bu hikayeye bu şekilde denk gelemeyecektik. Ya da başka bir yere geçmiş olacaktık. Oraya gittiğimiz için ilk gece. Ertesi gün başka bir yere geçecektik. Ve bu hikayeye hiç rastlamayacaktık. İşte böyle böyle ilmek ilmek ilerledi. Böyle gezginlik böyle içime işlemeye başladı. Bundan sonraki rotamız da Adrasan oldu. Direkt oradan işte biraz böyle arası var bayağı ama Adrasan'a gideceğiz. Orayı planlamıştık. Adrasan'dan da öbür gün de Olimpos'a gideceğiz. Adrasan'a yolculukta bir sonraki videoda
Orada da çok ilginç anılar var. Yani en komik anılarımdan birini orada yaşadım. Böyle bir şey istediğimde gerçekleşmesini ve benzeri birçok anıyı orada yaşadım. Adrasan artı Olimpos hatta. İkisini birlikte anlatacağım. Adrasan Olimpos videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.